Ozan'cığım, 3 numaranın servisi. Al canım. Efendim, buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Aa, bu da neyin nesi? Endişelenme kızım, biziz. Ama... Perihan! Bir dakika, bir dakika. Ay, ben galiba Periliçe'nin sesini duyuyorum. Perihan! Eda! Evet, evet, bu onun sesi. Buyurun Periliçem. Hemen buraya gelir misiniz? Derhal geliyoruz efendim. İyi, bir aksilik mi oldu ne? Ay, lütfen bana da söyler misiniz? Yani burada neler oluyor? Ay, olamaz. Gerçekten şiş. Bak. Çocuklar, en iyisi burada vakit kaybetmeyelim. Gidelim, orada açıklarız, tamam mı Betüş'cüğüm? Ne oldu Periliçem? Rüya görüyor. Ne rüyası? Bir hayal kurmuş, onun rüyası. Ne rüyası, ne hayali Periliçem? İzleyin. Olmuş bu. Geçen hafta bu gece. İzleyin, izleyin. Bu sihir tutsun. Bu sihir tutunca annemle Betüş teyzemin karnında bebek olsun. Bana da çileklere de kardeş doğsun. Bu olamaz. Olmuş. Ama bu sihir tutmaz ki. Sadece Betüş'ün Eda'nın karnı şişer, o kadar. Yani çocuk olmaz. Sonra çocukların yaptığı sihirlerin sadece çocuksu kısmı tutar. Hamilelik çok ciddi bir iş. Hani hamile kalmak diye bir sihir yok. Sonra hamilelik önce Tanrı'nın, sonra da karı kocanın bileceği iş. Evet, ama durum bu. Ama ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Yani ne hamileliği? Ne yani? Şimdi bizim karnımızı toprak mı şişirdi? Evet hayatım. Anladığım kadarıyla şöyle bir şey olmuş. Toprak kardeş istediği için uykusunda böyle bir sihir yapmış. Tamamıyla bilinçaltı bir durum yani. Kardeşi olmayacak ama karınlarımızı bir güzel şişirdi velet. Bak, 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 bak. Hala gülüyor. Çünkü şu an rüyasında size hamile kalmış ve bunu aileyle kutlarken görüyor. Ben şimdi eve gidip onu bir güzel... Isırmaz mıyım? Peki ama bu şiş karınlardan nasıl kurtulacağımızı bilen biri var mı? Önce toprağı uyandıracağız ve yaptığı sihiri kendi bozacak. Hı, tamam, o zaman demek ki bize gidiyoruz. Hadi. Ay, çocuklar, ben önce bir Dudulara uğrayayım, sonra sizle buluşuruz, tamam mı? İyi peki. Periliçem? Siz bu işi kendiniz halledersiniz. Yalnız uyanınca bu şeker bücüre söyleyin, ona bu seferlik ceza vermiyorum. Ama günün birinde kardeşi olduğunda onun sorumluluğunu kendisine verecek. Peki, ben bunu toprağa söylerim. O zaman biz gidelim bari ya. Hadi. Yanlış anlaşılmakla geçiyor. Yani iyi bir şey yapayım diyorum. Taceddin, Dudu, bu ne hal? Sus, bir şey sorma bana. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Sorma Perihan, çok fena tartıştık. Sebep? Bana asıldı. Ne güzel işte, daha ne istiyorsun be Dudu? Ama beni başka köpek sanıp asıldı. Asılmadım. Sus, yalan konuşma. Beni var ya, köpeğe çevrilen güzel bir bayan sanıp sulandı bu. Yine haksızlık ediyorsun Dudu. 30 yıl evvelki gibi. Ne sulandım ne asıldım. Sadece Perihan arkadaşımın yolladığı bir elçi diye kibar konuştum. Ve biraz iltifat ettim. En küçük bir kötü niyetim varsa timsah olayım. Ay şimdi düşüp bayılacağım. Bir dakika. Ne elçisi, hangi köpek, hangi kadın? Bu Dudu var ya, bu Dudu sesini değiştirdi. Başka biri gibi davrandı bana. Bir de ispiyonla.
sat beni. Bitti Taci. Seni bugün yaptıklarından sonra eski sen yaparsam ben de Dudu değilim. Ulan gene kabak bizim başımıza patladı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim